2014 ve 2015 yıllarında 3 tane uluslararası sanatçı programına katıldım. Bu videoda bu deneyimlerimle ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. 2013'lerde sanatçı programlarına gidebilmek için araştırmalar yapmaya başladım ve bir önceki videoda sizinle paylaşmış olduğum web sitelerine hemen her gece girip bakmaya başladım. Yabancı dilim çok da iyi olmadığı için bir türlü başvuru yapmaya cesaret edemiyordum. Ancak internette sürekli programlara da bakıyordum. İlk başvurumu 2013 yılında yaptım. 2014 yılında Romanya'da Borsec'te yapılan bir programa dahil oldum. Romanya bize oldukça yakın bir ülke. Ama Borsec Romanya'nın kuzeyinde kalan, Romanya içerisinde oldukça uzak bir bölgede kalıyor. Öncelikle Bükreş'e geldim. Oradan da trenle 6 saatlik bir yolculuk sonunda Borsec'e ulaştım. Borsec Romanya'nın şifalı sularının olduğu bir bölge. Şimdi gittiğim zaman Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Slovenya, Macaristan ve elbette Romanya'dan sanatçıların olduğunu gördüm. Herkes çalışmalarını ortak bir atölyede yapıyordu. Bu programın sonunda, ki bu bir haftalık bir programdı, katılmış olduğum Borsec Artist Residency. Son 2-3 gününden sonra da bir sergi yapılacaktı şu kasabanın sergi salonunda. Herkes işini bitirdikten sonra el birliğiyle sergi hazırlandı. Açılış yapıldı ve çok keyifliydi. Aramızda şairler de vardı, şiir dinletileri yapıldı. Aynı zamanda ressamlar veya kavramsal sanatçılar resimlerini, enstalasyonlarını izleyicilerle paylaştılar. Ve işte sanatçılar, izleyiciler kendi aralarında söyleşiler de yaptılar. Oldukça keyifli bir programdı Romanya'daki bu deneyim. 2015 yılında ise Danimarka'da bir programa katıldım. Bu sefer ağırlanan tek sanatçı bendim. Benden başka kimse yoktu. Danimarka'nın Helsingør şehrindeydim. Daha doğrusu Helsingør'e yakın Hellebæk adlı kasabadaydım. Bana orada bir atölye verdiler. Malum tek başıma kullanıyordum o atölyeyi. Mesela o anda elimde olmayan malzemeler konusunda bana yardımcı oldular. Atölyede çalıştığım her gün gelip bir şeye ihtiyacım olup olmadığını baktılar, ilgilendiler. Elbette gitmişken etrafı da gezdim. Mesela Helsingør'de dünyaca ünlü bir kale var, Kronborg Kalesi. Ve benim bulunduğum yere de yürüme mesafesiydi. Burası çok ünlü bir kaleydi çünkü Shakespeare'in Hamlet eseri o hikaye bu kalede geçiyor. Tabii Danimarka'ya kadar gitmişken Kopenhag'a gitmemek olmazdı. İki kez Kopenhag'a gittim ve şehrin müzelerini, sokaklarını, Nyhavn gibi turistik yerlerini de gezdim. Hatta Danimarka'dan İsveç'e geçip Malmö ve Helsingborg şehirlerini de gezme fırsatım oldu. Kaldığım yerin mutfağı paylaşımlıydı. Ben de marketten alışveriş yapıp oranın buzdolabına işte aperatif bir takım şeyler koyuyordum. Bazen yemeklerimi tabii ki yanıma alıyordum Kopenhag gibi. Çünkü bulunduğum yere 45 dakika ya da 1 saat uzaklıktaydı. Dolayısıyla işte bazen yanıma aperatif şeyler alıyordum. Bazen hazır da dışarıdan bir şeyler alıyordum. Tabii ki pahalı bir şehir ama şunu da söylemeliyim. Çok da güzel ve huzur veren bir ülke Danimarka. Orada da insanlar yine böyle yolda hani bir yeri aradığınız zaman vesaire oldukça yardımcı oldular. Her seferinde yardımcı oldular. Tabii Kopenhag'da ilk dikkatimi çeken şey araba trafiğinin yanı sıra ciddi bir bisiklet trafiğinin olmasıydı. Hatta insanlar çoğunlukla benim gördüğüm kadarıyla bisikletle işlerine gidip geliyorlardı. Oralarda çok güzel müzeler gördüm. Mesela adını anımsayamadığım
bir sergiye denk geldim. O sergide tesadüfen Dürer'in ahşap baskı birkaç eserini ve kullandığı malzemeleri gördüm. Mesela David Müzesi'ni gördüm ki David Müzesi İslam eserleri açısından dünyanın en zengin müzelerinden biri olduğu söyleniliyor. Özel şahsa ait bir müze burası. Ya da Louisiana Modern Sanat Müzesi gibi bir takım çağdaş sanat ya da modern sanat müzelerini gezdim ki müthiş zengin koleksiyonlar ve çok güzel galeriler gördüm. Aynı sene ben Mart ayında Danimarka'ya gitmiştim. Mayıs ayında da Amerika'da bir programa katıldım. Kansas City Artist Coalition, yine benim internet üzerinden başvuru yaptığım bir yerde bir programdı. Öncelikle buradan bana bir şey geldi, kağıt geldi, doküman geldi. Oranın çevresinin ya da şehrin içindeki bir takım gezilecek yerler listesi. Bana dediler ki buralardan nereleri gezmek istiyorsun? Ben de işaretledim. Buraları gezmek isterim. Ve ben oraya gittiğimde gezmek istediğim yeri her gün Artist Coalition'daki bir kişi, oranın üyelerinden birisi beni alıp gezdiriyordu. Çok gerçekten çok güzel bir program hazırlamışlardı. Bir hoş geldin partisi düzenlediler mesela. Ve bana çok güzel ve çok büyük bir atölye verdiler. Herhalde şimdiye kadar çalıştığım en büyük atölyeydi. Orada da hemen tabii ki kendi çalışmalarıma giriştim. Tabii ki hem geziyordum hem üretiyordum. Şimdi mesela Amerika'daki tek Birinci Dünya Savaşı Müzesi Kansas'taymış. Orayı tabii ki gezdim. Harley-Davidson Motosiklet Müzesi Topeka'daydı, orayı gezdim. Nelson Atkinson Müzesi ya da Kemper Çağdaş Sanat Müzesi gibi müzeler yanı sıra orada birçok galeri gezdim ki çok sayıda gerçekten galeri vardı. Çağdaş sanatın ve modern sanatın önemli eserlerini orada görme fırsatım oldu. Şimdi tabii Amerika'da ben bir ay kaldım ve bir ay sonucunda yaptığım işleri oradaki oranın galerisinde open studio mantığı ile sergiledim. Dönüşte de Türkiye'ye aktarmalı dönmek zorundaydım. Chicago aktarmalı. Dolayısıyla son birkaç günümü Chicago'da geçirdim. Chicago'da Millennium Park, Chicago Art Institute gibi yerleri, açık alan heykellerini gezme fırsatım oldu. Benim için çok çok güzel deneyimlerdi. Benim kendi deneyimlerim çok çok özetle. Çok fazla detay var ama detaylarda sizleri sıkmak istemiyorum. Çok özetle bunları söyleyebilirim. Sizlere de bu programlara katılmanızı, farklı ülkelerin sanatını, sanatçılarını, ortamlarını görme, tanıma ve yaşamanızı tavsiye ediyorum.